Vallahi basın da sağ olsun yakından takip ediyor. 23 Ağustos Cumartesi günü bir söylediğiniz gibi bir veda maçı düzenliyoruz. Buradaki amaç her zaman söylüyorum, Celil Sarı'nın veda maçı ama buradaki amaç Samsun'un eski futbolcuların bir arada bu organizasyonun içinde olmaları. Türkiye Çocuklar Kanalısı ve Samsun Çocuklar Kanalısı bir maç yapacak. Daha sonra Süper Lig takımıyla Samsun'un bir hazırlık maçı olacak, konser olacak. Böyle güzel bir etkinlik yapıyoruz. Bütün taraftarlarımızın inanılmaz yoğun ilgisi var. Hissediyorum konuşmalarından. Basının büyük ilgisi var. Siyasilerin büyük ilgisi var. Sağ olsun çok büyük destekleri var. Buradan onlara da tek tek teşekkür ediyorum. Güzel bir renkli bir organizasyon olacak. İnşallah hayırlısı olacak. Peki futboldan sonraki hayat hakkında kısa bir şey. Ya bizim gibi futbolun içinde uzun zamanlar futbol oynayan insanlar, bu işte uğraşan insanlar futbolu bir şekilde bırakamıyorlar. Hep bunun içinde bir köşesinde oluyorlar. Bu spor menajerliği olur, bu kulüp menajerliği olur, yöneticilik olur, hocalık olur. Biz de elbette kafamızda bir düşüncemiz var. Bu veda maçından sonra kafamda bir düşünce şekillenecek inşallah. Daha sonra futbolun bir köşesinde olacağız diye düşünüyorum. Peki bu düşünceyle ilgili böyle küçük bir tüyo verseniz? Allah tüyo mu? Yani söylediğiniz yönetici olurum derim, başka bir şey oluruz. Yani tabii ki herkes hocalık düşüncesinde oluyor bu futbolu bıraktıktan sonra ama tabii ki teknik menajerlik, ben özellikle yurt dışına gitmeyi düşünüyorum. 3 ay bir orada bir eğitim almayı düşünüyorum. Daha sonra bu Türkiye'deki sportif menajerliği biraz daha eğitim alarak yurt dışında burada daha iyi geliştirelim. Bunun özellikleri sunmak istiyorum Türkiye'de. Bakalım inşallah hayırlısı olur. Çok teşekkür ederim.